Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hem alışveriş hem de halam Almanya'dan gelirken getirmiş olduğu kozmetik hediyelerini göstereceğim. O zaman ilk olarak kendi yaptığım alışverişleri göstererek başlıyorum. Çok küçük bir alışveriş yaptım Cosmo'mdan. İlk alışverişimi gösteriyorum o zaman Cosmo'mdan yaptığım. Maybelline New York'un The Burgundy Bar far paletini aldım. Bu şekilde renkleri. Çok beğendim. Böyle değişik renkte farlarım yoktu. Değişik farlar almak istediğim için, bunun da renklerini beğendiğim için almak istedim. Şu şekilde açıp renklerini de göstereyim sizlere. Şöyle bir aplikatörü de var ama işe yaramaz bir aplikatör. Sadece şu alttaki kısmını kullanabilirim diye düşünüyorum. Böyle simli simli farlar hepsi. Belki renklerini de merak edersiniz diye elimde swatchlayıp göstereceğim. Pigmentli ürünlermiş şu an, onu fark ettim. Şu üstteki 5 rengi denedim şu an. Gördüğünüz gibi ilk sürümde renklerini verdiler. Pigmentasyonları iyi. Renklerini ilk sürümde verdiler yani parmağıma. Şimdi en alttaki bölümdekileri de diğer parmağıma sürüp swatchlayıp göstereceğim sizlere. Bunlar da rengini veriyor gördüğünüz gibi. Bunu da alıyorum. Şu elim boşta kalmış. Bu da bu şekilde. Bir iki rengi gösteremedim. 10 parmağıma sürdüm çünkü. İlk sürümde renklerini verdiler dediğim gibi. Çok da güzel parlıyorlar böyle simli simli. Bunun indirimli fiyatı 25 TL'ydi. Bir diğer aldığım şey ise yine The Pick Elsin kapatıcısını aldım. Bunu daha önce almıştım zaten, görmüştünüz. Aynısından yine alıp stoklamak istedim çünkü çok memnun kaldım. Göz hatlarımı gerçekten çok iyi kapattı. Bu kapatıcının indirimli fiyatı 7 liraydı. Birkaç tane mat ruj aldım. Yine The Pick Elf markasının mat rujlarından aldım. Bu cherry rengi. Koyu kahverengi. Bu şekilde. Açmayacağım şu an ambalajını. Bu 5 TL'ydi. Bütün aldığım mat rujlar da 5 TL'ydi. Daha sonra şu şekilde yine The Pick Elf'in Fig rengi. Böyle açık nude renklerde bir kahverengi. Bu da fig. Bunu açtım sadece göstermek için. İkisi de aynı. İki tane fig rengini aldım. Şu şekilde bunun rengini gösterebilirim size açmışken. Diğerlerininkini açmadım çünkü. Şu şekilde rengi var. Çok güzel bence. O yüzden hemen almak istedim 5 TL'ye inmişken. Zaten bu rujlar övülüyordu birçok blogger tarafından. Ben de övülüyorken hazır alıp denemek istedim. Daha sonra iki tane daha o rujlardan var. Sandalyemde sallanıyor bu arada. Yine The Pink Elsin. Cherry renginden aldım bir tane daha. Daha sonra da Pomink Ranete. İnşallah doğru okumuşumdur. Yine aynı markanın aldım. Bu da kırmızı. Oradan kahverengi gibi gözüküyor ama burada kırmızı. Bu da koyu bir renk. Bunların tanesi 5 liraydı dediğim gibi. Şimdi de halamın bana Almanya'dan geldiği zaman getirmiş olduğu kozmetik hediyelerini göstereyim. Ben hepsini çok beğendim. Şimdi o zaman sırayla hepsini göstereyim. Böyle bir çantanın içinde getirmiş hediyeleri sağ olsun. Tekrardan halama buradan teşekkür ediyorum. Hala eğer beni izliyorsan teşekkür ederim gerçekten. Çok beğendim çünkü hediyeleri. İlk olarak şu şekilde Essence markasının mavi eyeliner'ından getirmiş halam. Şu şekilde mavi kalem almayı düşünüyordum. Halam sağ olsun getirdi. Artık bunu kullanırım. Çünkü mavi derimelim var. Mavi kalemle birlikte uyumlu olacağını düşünüyorum. O yüzden de çok beğendim gerçekten. Sağ ol. Sağ olsun. Daha sonra Manhattan markalı. Bu Almanya'dan bir marka herhalde. Burada yok çünkü. Bir tarafı kahverengi. Bir tarafı da siyah kalem. Bu şekilde. Bunu da beğendim. İki taraflı olması iyi benim için. Zaten ben genelde kalem olarak ya kahverengi ya siyah kullanıyorum. Gördüğünüz gibi videolarımda da çoğunluk olarak. Şöyle kenara bırakıyorum. Daha sonra yine Alman markası olan P2 markasının fondötenini getirmiş. Bu şekilde. İnşallah rengi bana tam olarak uyar. Şöyle hatta elimi azıcık sıkıp şu elimde şey yapacağım. Bakalım çok mu koyu gelecek? Yoksa normal mi? Şöyle yaydırayım elime. O kadar koyu durmadı yani. Biraz koyuluk var ama başka fondötenle
biraz rengini açabilirim. Hem de yazın da o kadar bronz olması fark etmez bence. Zaten yaz vakti bronzlaşıyorum. Tam uyar yani tenime. Memnun kaldım. Daha sonra da böyle P2 markasının Black Deluxe Lip Gloss. Bu şekilde siyah lip gloss. Daha önce hiç siyah lip gloss görmemiştim. Bunu da merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir şekilde kullanırım bilmiyorum ama olsun. En azından değişik bir ürünüm de olmuş oldu. Şöyle fırçasını falan da göstereyim sizlere. Kokusu çok güzel kokuyor, meyveli gibi. Şöyle rengini de göstereyim. Çok koyu bir siyah değil, tam lip gloss kıvamında, böyle yapış yapış. Açık siyah gibi. Tam da rengini vermiyor yani. Soluk bir renk. Belki bazı rujların üstüne sürülebilir hafif bir şekilde diye düşündüm. Daha sonra bakalım çantamızın içinden neler çıkıyor. L'Oréal Paris'in 235 numaralı ruju çıkıyor. Şu kapak elimde kaldı. 235 numaralı ruju, böyle açık kahverengi. Çok hoş bir rengi var. Hatta geçen videomda bu ruju sürmüştüm. Çok merak edip sormuştunuz. 235 numaralı L'Oréal Paris'in ruju. Gerçekten çok güzel. Kokusu falan da, rengi de çok güzel. Bayıldım yani. İyi ki getirmiş halam. Sevdiğim renkler çünkü. Böyle parlak bir yapıda şuraya sürdüm şu an. Parlak bir yapıda. Ben böyle parlak şeyleri de seviyorum. Parlak rujları da yazın sürmeyi. Güzel oluyor bence lip gloss tadında. Yumuşacık da sürümü var zaten. Kokusu da beni benden aldı. Şuradan buram buram koku geliyor bana. Böyle kenara bırakıyorum onu da. Daha sonra içinden böyle ikili farlar çıkıyor. Böyle beyaz. Diğeri de böyle grimsi, kahverengimsi tonlarda. Böyle yanarlı dönerli bir renk. İçinde küçük aplikatörü de var. Şöyle açıp göstereyim hatta rengini. Bunları da elimle swatchlayayım size. Şu şekilde bu farlar da ilk sürümden rengini veriyor zaten. Çok güzel pigmentasyonu gerçekten. Seve seve kullanacağım. Benim sevdiğim, beğendiğim tonlar zaten. Sağ olsun halam. Videolarımı izliyor demek ki. Videolarımı izlediği için de neleri seveceğimi tahmin etmiş. Zaten bu farları falan ablamla bana gönderdi hediyeleri. Ablamla beraber ayırdık. Ablam kendi beğendiklerini aldı, seçti. Bana da bunlar kaldı. Bana kalanları, yani benim olacakları da sizlere gösteriyorum şu an. Daha sonra yine bu küçük farlardan pembe gri olanını yollamış. Ablam far almak istemedi. O yüzden farların ikisi de bana kaldı. Yoksa birini ablama, birini ben kendim alacaktım. Bu da bu şekilde. Çok hoş farlar. Tam benim kullanabileceğim günlük farlar yani. Günlük kullanım için ideal farlar bence. Bu farları da swatchlayayım o zaman. Bu diğer iki parmağımla. Gerçekten renklerini iyi veriyor bu farlar. Beğendim. Bu şekilde. Renkleri de çok hoş. Yine P2 markasının allıkları. Böyle iki renk. Biri simli pembe, diğeri daha koyu tonlarda ve sade, simsiz. Şu şekilde rengini göstereyim sizlere. Bence çok hoş. Ben bunları far olarak bile kullanabilirim yani. Şu simsiz olanı göz kapağımın tamamına, diğer, pardon, şu simsiz olanı katlanma bölgeme, şu simli olanı da tam göz kapağıma şey yapıp yaz zamanlarında sürüp giderim. Allık olarak da şu koyu olanını çok beğendim. Allık olarak da kullanırım yani, seve seve. Hem de çok hafif olur bence diye düşündüm. Genel olarak hepsini beğendim zaten hediyelerin. Daha sonra yine L'Oréal Paris'in 236 numaralı şu şekilde ruju. Bu da açık tonlarda. Kokusu gerçekten harika. Şöyle rengini de göstereyim size. Hatta böyle süreyim yine elime hazır şey yapmışken. Bu diğer rujla benziyor parlaklık olarak. Sürümü de kolay. Ama bu daha çok rengini veriyor ve daha kahverengi diğerine göre, gördüğünüz gibi. Diğeri daha açık kahverengi gibi, diğeri de daha çok koyu kahverengi gibi. Ve bunda da parlaklık var, mat değil. O yüzden yaz için tam kullanıma uygun bence. Severek kullanacağımı düşünüyorum. Daha sonra da yine L'Oréal Paris'in Color Rich 381 numaralı ruju. Bu şekilde açıyorum şu an. Şu kapağı şu tarafa koyayım. Bu da kahverengi nude tonlarda bir ruj. Bunu da süreyim, hemen swatchlayayım sizlere.
Bu diğerlerine göre daha koyu. Diğerleri açık kaldı şu an. Buna göre. Şurasındaki en son sürdüğüm. Çok hoş gerçekten. Dudakta çok doğal duruyorlar. 1-2 gün öncesine kadar kullanıyordum yani. Zaten geleli halam bir hafta falan olmuştu. Bir hafta önce falan getirmişti zaten bu hediyeleri. Ben de geldikten itibaren kullanmaya başladım rujları. Çünkü çok memnun kaldım. Tam da yaz zamanı kullanılacak ürünler, böyle parlak, doğal. Tam yani. O yüzden memnun kaldım. Ve 1-2 günde deneme şansım olduğu için kalıcılıkları da gerçekten iyiydi. Hoşuma gitti. Böyle lip gloss tadında olmasına rağmen böyle yapışma yapmadı. Bir yere yani geçmedi. O yüzden memnunum. Daha sonra da yine L'Oréal Paris'in Infallible Makeup diyor. 24 saat kalıcı falan yazıyor. Burada üstünde fırçası da var. Herhalde uçakta gelirken bavulun içinde şey oldu. Döküldü, üste doğru geçti. Bulaşmış. Şöyle açıp göstereyim size de hatta. Şu şekilde fırçası var. Fırçası sayesinde sürümü daha kolay olur diye düşünüyorum. Fırçasını da deneyeceğim yani. Bu da biraz koyu gibi ama yaz vakti zaten bronzlaşacağım için tam uyumlu olacaktır bana diye düşünüyorum. Şu an biraz açık tenli olsam da. Böyle. Bunun başka vaatleri var mı? Yazmıyor. Bu 220 numaralı Sable Sand numarasıymış. Türkiye'de böyle bir fondöten geldi mi bilmiyorum. Sadece yurt dışında mı var? Ben görmemiştim daha önce, en azından varsa bile. Ben severek kullanırım hepsini. L'Oréal Paris'in yine Le Mineral Perfect Match, yani mat pudrasını göndermiş. Böyle üstünde uygulaması için pudra fırçası da var. Pudralarda böyle toz halinde zaten. Şöyle numarası falan yazıyor mu? Miel Honey yazıyor. Dökülme olmuş uçakta herhalde. Ondan dolayı biraz şey oluyor. Hala getirdiğin hediyeler için çok teşekkür ederim. Çok beğendim gerçekten. Severek kullanmaya devam edeceğim. Sağ ol düşünüp getirdiğin için. Çikolata falan da getirmişti halam ama onları göstermeyeceğim. Çünkü çoğunu yedik zaten. Videomun sonuna geldim. Umarım videomu sıkılmadan izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.